inaugürasyondan adam getirdiler, görmek ister misiniz? Beklesinler. Dekoru ne zaman göreceksiniz? Akşam 5-6 nasıl? Uygun. Anlaştık. ...1.85 formatın penceresini bulamıyorum. Bulacağız. Her yere baktım. Bulacağız. Söylemesi kolay. Oku. Doğru mu? Daha dün kontrat imzaladım ikisiyle de. Bana hiçbir şey söylemediler. Sanmam. Daha doğrusu bilmem. Belki reklam içindir. Bu insanların kafaları farklı çalışıyor. Seviyorum. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben de seni. Şuraya bak. Şuraya bak. Lanet olsun. Bu ne biçim kar yağdırmak? Neler oluyor arkadaşlar? Bu nasıl kar yağdırmak öyle? Ne diyorsunuz? Daha iyisini yapabilecek misiniz yoksa kar yağışından vazgeçelim? Yaparız abi. Bu sefer yaparız. Hadi bakalım. Hazır mı? Tamam abi. Hazır. Kar. Motor! Aksiyon! Sağ tarafa daha fazla! Hadi! Ruslan! Daha duygusal olun! Daha duygusal olun! Evet! Böyle! Yürümse! Seni seviyorum! Ben de seni! Hadi! Hadi! Sürahi uzatsana. Tamam.
Boşanacağınız doğru mu? Boşandık. Derken öyle. Bu durum filme yansın. Benden yansımaz. Onu bilmem. Benden niye yansıyacakmış gerizekalı? Anandır. Seviyesiz. Babandır. Anlaşıldı, anlaşıldı. Görüyorum ki bu durum filme yansımayacak. Gizemli bir aşk hikayesi çekiyorum. Şiirli, insanın layık olduğu inceliklerle donanmış bir... Numara, her şeyi numara. Yürüyüşü bile şuna bak. Kendini beğenmiş. Kala ne olacak? Alo. Alo. Deliyim. Sakin ol. Neler yapıyorum? Ama elimde değildi. Sesini duymalıydım. Sakin ol. Dokunmalıydım sana. Affedersin, affedersin. Bağışlanacak gibi değil. Bağışlanacak gibi değil aslında. Ama mecburdum. Mecburdum. Bağışla beni, bağışla beni ne olur. Affedersin. Tamam, affedersin. Tamam. Yanındayım işte. Olmuyor, olmuyor. Sen de coşkulusun. Yanı sıra... Yanı sıra ona acı çektiren sensin. Evlisin. Birlikte olamıyorsunuz. Gecenin bir yarısında bu koşullardaki bir buluşmanın... ...sıradan olmayan duygular biriktireceği tartışılmaz. Ben bütün bunları görmek istiyorum. Seyirciye bütün bunları yaşatmak zorundasınız. Tamam, tamam da her tarafım salya sümük oldu birader. İğrenç herif. Terbiyesiz eşşoğul eşek. Sorumlusunu çağırın bana. Gidip prodüktöre anlatsın durumu. Gelip bunlarla konuşur. Ya da iş işten geçmeden yerlerine başkalarını buluruz. Bu filmde oynamayı kabul etmemeliydim. Thank you.
Ne düşünüyorsun? Bana dokuzuncuyu fısıldasana. Öylesine iyi, öylesine sabırlı, hoşgörülü ki. Ama bu akşam konuşacağım. Kesinlikle. Aslında her akşam çok kararlı gidiyorum. Neden bilmiyorum, bu seferki konserin çok heyecanlandırıyor beni. Beceriksizlik benimkisi. Ulalalık. Herkese haksızlık ediyorum. Sana, karıma, kendime. Ne kadar beceriksiz olduğumu anlatıyorum sana. Bunu biliyorum. Yıllardır hayatını bölüştüğün bir kimseye bir solukta ben başka birine aşığım, bizim ilişkimiz bitti diyebilseydin, sana aşık olamazdım herhalde. Seni seviyorum. Tamam. Merhaba. İçer misin? Hayır, teşekkür ederim. Hatırladım. Affedersin. Annen aradı. Sitem etti aramıyorsun diye. Evlilik yıl dönümümüz olmasaymış aramayacakmış. Kardeşin cumartesi günü kocasıyla birlikte buradan geçecekmiş. 3-5 saat kalacaklarmış. O her şeyi bordo olan lokantada yer ayırsın dedi. Unutmuştum tamamen. Çok bekledin değil mi? Şimdi hazırlanırım çıkarız. Şart değil, evde kalalım. Sorun yapmıyorum, gerçekten. Hazırlanmışsın. Kim bilir kaç saattir bekliyorsun. Ne kadar bencilim. Hadi gidip bir yerlerde bir şeyler içelim. Dramatize etme lütfen. Önemli olan bunu kutlamak. Nerede olduğu umurumda bile değil. Hadi, kutlama başladı. Beni dansa davet et bakalım. Thank you.
Bir başkası var. Seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Dinle beni. Bırak. Bırak beni. İstek etme de konuşalım bir dakika. Bırak beni. Bana bak. Hava atma dökerim dişlerini. Yarın aynı yerden mi devam edeceğiz? Panoların şöminenin onarılması vakit alır. En iyisi lokanta sahnesini çekmek. Her şey hazır değil mi? Hazır. İyi, oradan başlarız. Hadi, iyi geceler sana. Size de. Hemen açılıyorum. Şu şehrin gürültüsünden kurtulalım. Şişt, açık denizde ha, ne dersin? Halatlar tamam. Hareket edebilirsiniz. Harikasın. Demek sen terk ettin onu. Ne matrak değil mi?
Filmde beni terk ediyor, ona gidiyorsun. Gerçek hayatta onu terk edip bana geliyorsun. Ya ilişkimizi öğrenirse? Ne ilişkisi lan? Şuraya geldik diye ilişki mi oldu şimdi bu? Ne kadar kabasın. Sıktın ama. Gazetelerde evinin resmini gördüm, çok güzel. O evi ona mı bırakıyorsun? Ne geveze şeymişsin sen. Bırak lafı da gel hadi. Hadi gel. Sonra karanlığın içine sineceksin. Sulu sulu, bir canavar gibi solumaya başlayacaksın. Ben senin içine dışını bilirim ulan. İçine dışını bilirim. Sen adama çok şey verecekmişsin gibi durursun ama hep alırsın. Bitirirsin insanı ulan, bitirirsin. Günaydın. 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 Daha çok erken. Günaydın. Günaydın. Uyuyamadım. Evde de sıkıldım. İyisiniz değil mi? Kötü mü görünüyorum? Uyuyamadım.
İçecek bir şeyler var mı? Var. Çay, Nescafe. Nescafe. Filmden memnun musunuz? Evet, memnunum. Evet, güzel hikaye. Ben çok seviyorum. Özellikle son bölümleri çok çarpıcı. İkili yaşam başladıktan sonrası. İnceliklerle bezenmiş büyüleyici bir aşk ilişkisi. Keşke herkes böylesini yaşayabilse. Buyurun. Sağ ol. Aman. Gerçek hayatta hiç olur mu böyle şeyler? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Yani... Lokanta sahnesinin çekimi başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bu ne güzel sürpriz böyle. Uzun zamandır göremiyorduk sizi. Pek dışarı çıkmıyoruz. Sizler nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Ne sürpriz böyle? Umarım yer vardır. Sizler için yaratırız, buyurun. Hey, şuraya bak. Olamaz. Rahatsız olacaksan başka bir yere gidebiliriz. Artık çok geç, olmaz. Şöyle alayım sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aperatif. Çok açız, hemen listeleri verirseniz. Başüstü. Burada ne yeneceğini en iyi sen bilirsin. Ben balık yiyeceğim. Hay Allah, ne aksilik. Benim yüzümden. Ben istedim buraya gelmeye. Karısını tanıyor musun? Hayır, ilk kez görüyorum. Hoş kadın. Ben pek bakamadım ama öyle görünüyor. Güzel, havalı bir kadın. Meğer sende ne hünerler varmış. Hey, ne kadar zor durumda olduğunu görmüyor musun? Oldun galiba. Dalgınım değil mi? Bunun sizinle ilgisi yok. Konser yaklaştı iyice. Onun tedirginliği. Yenge sen anlat bari. Nasıl olsa senin konserin yok. Neler oluyor bu şehirde? Malum biz taşralıyız. Tiyatrolar, konserler. Bir yeni şey... Hemen geliyorum. Nesi var? Aslında hiçbir şey. Her konser öncesi böyle olur. Ne yani, cevapsız telefonları ben mi ediyorum? Bilmem artık. Sen ger misin kızım? Dün iki dakika insan gibi konuşalım dedik, kendini bir bok sandın. Telefon ederek beni rahatsız etme o kadar. Sana telefon edeyim istiyorsun değil mi? Kuduruyorsun. Biliyorsun ki aramam seni. Bu da seni çıldırtıyor. Bana telefon etme işte o kadar. Sen bu umursamaz havalarını başkalarına at. Küstahlık da etme. Burası yeri değil. Yoksa ben sana gösterirdim.
Ağzını burnunu kırardım senin. Yo, geçti o günler. Maymun gözünü açtı. Hele bir parmağını dokundur bana da gör. Yak! Işık hazır. Peki, bir bakalım. Bir prova görelim arkadaşlar. Başlayın lütfen. Affedersin, affedersin. Geceni berbat ettim. Asıl ben senin geceni berbat ettim. Hemen geri dönmek istedim aslında ama geç kaldım. Karar veremedim bir türlü. Oldu bir kere, yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar, bu iki insan ilişkilerini güven, hoşgörü, sevgi, içtenlik, saygı üstüne kuruyorlar. Hadi bakalım. Buna göre bir prova daha göreceğim. İsterseniz bir müzik koyalım. Romantik bir müzik. Sigara içsem rahatsız olur musun? Her şeyin çok iyi geçeceğinden kuşkum yok. Uyku hapı ister misin? Gerek yok. Uyurum şimdi. Olmuyor galiba. Hiç alakası yok. Bak beyefendi olmuyor diyor. Senden kaç gündür biraz çalışmanı rica ettim. Çalıştım. Görülüyor. Bir kez daha gösterebilir misiniz lütfen? Tabii. Figürasyon gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Prodüktör koca orkestra kiraladım, bir de figürasyona para ödeyemem demiş. Öyle hocam. Seyirci yerine boş sandalye mi? Orkestranın işini bitirince onlara başka elbiseler giydirir, seyirci yerine oturtur, çeker dedi. Nasıl yani, iyi anlayamadım. Orkestra işi bitince geçin figüranlık yapın mı, evet, diyeceğiz hocam yani? Kulaklarıma inanamıyorum, inanamıyorum.
Haydos, ne haliniz varsa görün. Yarım saat içinde halledin bu işi. Thank you.
Merhaba. Sizi daha önce görmüştüm. Lokantada. Sizinle baş başa konuşmak isterdim. Tabii, neden olmasın? Dilerseniz yakında bir yerde oturabiliriz. İyi ama kutlamamız gerekmez mi? Nasıl olsa şimdi başı çok kalabalıktır. Nasıl olur? Şu anda sizin onun yanında olmanız gerekmiyor mu? Hadi gelin, konuşacaklarımız çok önemli. Gecenin saat 3'ü. Olur şey değil. Kaygılandın değil mi? Özür dilerim. Neler olduğunu anlatacak mısınız lütfen? Salona geçelim mi? Bir şeyler içer misin? Yeterince içmedik mi sence? Bir bardaktan hiçbir şey çıkmaz. Neden olmasın? Sen de ister misin? Hem de nasıl? Buna ihtiyacım var. Sanırım neler olduğunu anlamak benim de hakkım. Neler oluyor Tanrı aşkına? Çok güzel günler yaşadık seninle. Giderek alışkanlığa dönüştü birlikteliğimiz. Birbirimize yetmemeye başladık. Ben şikayetsiz kabullendim bu durumu. Sense başka heyecanlar aramaya başladın. Sitem etmiyorum. Aynı şeyleri ben de yapabilirdim. Sevdiğin kadınla konuştum bugün. Çok sevdim onu. Baş başa dertleştik. Ve buraya gelip seninle konuşalım dedik. Ben aranızdan çekilmeye karar verdim. Bana da verir misin lütfen?
Az önce seni ilk tanıdığım günlerdeki gibi mutlu, cıvıl cıvıl, yaşam dolu gülümseyeceğini düşündüm. İçim nasıl aydınlandı bir bilsen. Affedersin, gözyaşlarım beni dinlemiyor. Böyle bir günde ağlamak hiç hoş değil. Ne kötülük var bunda? İyi ama gerçekten ağlamak istemiyorum. Çok içtim belki ondan. Stop! Paydos, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şişt, çabuk ol, arabada bekliyorum seni. İyi akşamlar. Sizinle konuşmalıyım. Tabii. Filmi bırakmak istiyorum. Filmi bırakmak istiyorum. Anlamadınız mı? Bırakırsın. Gel içeri. Neler oldu? Anlat bana. Hiç, hiçbir şey. Hikayeyi ısınamadım bir türlü. Sevemedim. Keşke bunu baştan düşünebilseydim. Düşünemedim işte. Herkes yanılır. Yanılamaz mı yani? Sakinleş biraz. Dilersen içeride bir yatak var. Dinlen biraz. Yemek yemediysen bir şeyler hazırlarım sana. Yok, gideceğim. Kararlıyım, bırakacağım bu filmi. Her şeyi bırakacağım. Evime gitmeliyim. Gidersin. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım sana. Yemek ye, sonra gidersin. Hem biraz dertleşiriz.
Hadi gel. İşini bitiriyorsun, sonra ben burada yokmuşum gibi davranıyorsun. Ben neyim senin için? Tenezzül edip cevap bile vermiyorsun. Uzattın ama. Ben neyim senin için? Beğenmiyorsan çeker gidersin. Benimle böyle konuşamazsın. Kes dedim sana. Bana hakaret etmeye hakkın yok. Sen kendini ne sanıyorsun be? Otur otur kalk kalk mı sandın? Yatakta yavrumcicim, sonra hakaret. Bana bak, kendine gel. Ben de tanınmış bir sinema oyuncusuyum. Dokunma bana, dokunma, dokunma bana! Gitme, dur, bırak! Benim başıma bela mısın be? Dur! Çek git lan! Aç kapıyı. Lütfen. Lütfen aç. Beni böyle bırakamazsın. Lütfen. Yalvarıyorum, elbiselerimi ver. Lütfen. Aç kapıyı! Hayvan! Bayağı herif! Aç kapıyı ulan! Lanet olsun. Lanet olsun bana. Lanet olsun. Her şeye. Her şeye. Herkese. Kimse beni sevmiyor. Kimse beni sevmiyor.
Uyandırdın mı sen? Uyku senin sesinden güzel mi yavrum? Anne! Nasılsın yavrum? İyi misin gelinim de, iyi mi? İyiyim anne. Gelinin de iyi. Çok, çok iyisin. Gelinimin de bir sesini duyayım. Evde yok anne, çalışıyorum. Sen yalnız mısın oğlum? Yalnızım anne. Yavrum! Yavrum! İşte böyle. Sonunda ayrılmaya karar verdim. Ayrılmayı sen istedin. Peki bu akşam yaptıkları neden etkiledi seni? Bilmiyorum. Onu çok sevmiştim. Hala seviyorsun. Hayır. Bilmiyorum. Sanmıyorum. Belki de. Peki neden gidip onu sevdiğini söylemiyorsun? Neden seninle konuştuğunda küfrediyorsun? Bilmem. Bütün bunları o yapsın istiyorum belki de. Şuna bak. İnsanın sevdiğini söylemesinden daha güzel ne olabilir şu yeryüzünde? İyi ama o da bana söylemiyor. Yok, sen bırak. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Kahveniz var mı? Getiriyorum. Günaydın. 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 Günaydın abi. Gelsin. Neler oluyor üstad? Günaydın patron. Günaydın. Affedersiniz bu sabah biraz sinirliyim de. Üstad sana sordum. Neydi? Neler oluyor dedim. Orkestra elemanlarını figüran oynatıyoruz. Yani film çekiyoruz. Film daha yarılanmamış. Bu sabah 10 kutu daha film istediğini söylediler. Hem de duyduğuma göre senaryoyu aynen çekmiyor musun? Bunları bir onda konuşuruz. İş kopyalarını seyrettim. Her plana 3-4 tekrar yapmışsın. Hollywood prodüksiyonu mu bu? Hem de bir tek erotik sahne bile yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi arkadaşlar. Hemen. Açıktan 5 kutu daha film veririm. 1 metre fazla vermem bunu bilesin.
Güzel film oluyor ama, sanat filmi. Ne yapacağım ben sanat filmini? Nereme sokacağım? Öyle deme patron, şimdi sanat filmleri iş yapıyor. İyi ama şuna bakın yahu, bize aldırdığı bile yok. Bak arkadaş, sana 7 gün daha, bir tek gün fazla çekim yaptırmam. Benim sokağa atacak param yok. Zaten bu işi yapmak delilik. Yeterince riske girdim. Erotik sahne çekerken benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Seyirci istiyor, ya erotizm, ya vurkır, ya da komedi. Seyirciyi gıdıklayacaksın, yerinden hoplatacaksın, orasını burasını oynatacaksın. Ötesi yok bu işin. Bak karışma, filmi senden alırım, başkasına bitirtirim. Benim sokağa atılacak param yok. Beni dinle, burada patron benim. İzin verirsen çalışmak istiyorum. Rahat kafayla, anladın mı? Şimdi git buradan. Bir daha da benden izin almadan girme bu sete. İnanmıyorum. Duyduklarıma inanmıyorum. Kapımda ekmek verdiğim adam beni kovuyor. Beni kovuyor. Beni. Bu filmin prodüktörünü. Kulaklarıma inanamıyorum. Manyak mısın sen? Hemen terk et bu seti! Allah'ım, olacak şey değil. Ama dedilerdi bana. Dedilerdi. Manyaktır dedilerdi. Seni batırır dedilerdi. Ama kendi iş yerinden kovar demedilerdi. Manyak herif! Manyak! Ama sen yalnız manyak değilsin. Süper manyaksın be! Süper manyaksın! Bunu senin yanına bırakır mıyım ben ha? Senin yanına bırakır mıyım bunu? Allah, ne kadar komiktik değil mi? Her neyse, bağlamak iyi geldi bana. Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Sen de yorgunsundur. Gel sana odanı göstereyim. Son gecemde yatağımda yatmak istiyorum. Hadi gel, yatağını birlikte hazırlayalım. Konuştuğumuz kadar kolay olmayacak galiba. Bu durum beni çok kederlendiriyor. Gel benimle. Gel bak. Ağaçların sesini dinle. Ne zaman kederliysen bu sesi dinle. İyileştirir seni, uçar gider kederim. İyi ama gittiğin yerde ağaçlar var mı? Şimdilik yok. Nasıl? İyi geliyor değil mi?
Olmaz, yapamam. Seni bu seslerden uzaklaştıramam. Buna hakkım yok. Şuna bak. Beni uçsuz bucaksız bir ormanın beklemediğini nereden biliyorsun ki? İyi ama dedin ki şimdilik. Hadi. Bırak gevezeliği de şu sesi dinle. Hava ne kadar güzel bugün. Harika. Kahve suyu ısıtır mısın? Ben de çiçeklere su vereyim. Tabii. Bu nasıl açılıyor? En sağdaki düğmeye basacaksın. Ne güzel. Kışın ortasında bir yaz bahçesi. Nasıl başardın bunu? Bilmem. İsteyince oluyor. Radyoyu açar mısın? Hemen orada. İnsanlar dökülür içli ve sevinçli. Güneşin yaktığı deniz günlerini özleyerek. İnsanın gönlü gözü kamaşır o günleri hatırlayarak. Artık yazla birlikte deniz masalları bitmiştir. Güneşin en sarısı, denizin en mavisi uzakta kalmıştır. İlk düşen yaprak, sonra ilk yağmurlar. Çiçekler solarken insan yüreğinin yalnızlığı artar. Nerede o en sarı güneşler, nerede en mavi denizler ve en yeşil çimenler?
Kahveler hazır. Hay Allah, ne kadar çok içtik değil mi? İnanılmaz bir şey. Ömrümde iki kadehten fazla içmeyen ben, neredeyse bir şişe bitirdim. Ben de bu kadar çok içtiğimi hiç hatırlamıyorum. Neler yapıyoruz Tanrı aşkına? Gerekli olanı. İyi ama nasıl bu kadar sakin, anlayışlı ve mükemmel olabiliyorsun? İki şey yapılabilir. Bir kıskançlıklar, kavgalar, gürültüler. Kısacası bir yığın çirkinlik. Bir de bizim yaşadıklarımız. Hangisini yaşamalı dersin? Diyelim ki klasik olanı yaptın. Bunun bir yararı olacak mı? Her şey kötüleşecek. Yaşamımız da öyle. Onunla güzel günler yaşadık. Mutlu olduk. Hiçbir basitliği yaşamadık. İnsan dışı hiçbir şeyi. Şimdi niçin yaşayalım ki? Peki bundan sonra nasıl yaşayacaksın? Bir süre kafamı dinleyeceğim. Sonra çalışmaya başlayacağım. Ve de yeni bir aşka hazırlayacağım kendimi. Bana kahve yok mu? Bana bir çay verir misin? Güzel oldu değil mi? Bayağı etkilendim kadının gidişinden. Sağ ol. Şimdi gene gülüyor. Çok gerildim herhalde. İnanılmaz bir şey bu benim.
Bana dargın mısın? Moralim çok bozuktu. Yaptığın çok çirkindi ama. Tamam, tamam. Özür diledik işte. Beş dakika sonra çekime başlıyoruz. Makyajınıza bakacak mısınız? Geçti. Yol boyunca senin ne kadar mükemmel birisi olduğunu anlattın. Mükemmel olan o. Karım sevgilimi, sevgilim karımı övüyor. Ama benden söz eden yok. Aranızda komplekse kapılacağım. Şımarık. Kadın gitti, sevişin şimdi. Hasret gider bakalım. Arkadaşlar, kadın gitti ama hala burada. Böylesine sizi birbirinize bırakıp giden bir kadının ardından bu biçimde sevişilmez. Kıskandı. Bir ilişkinin neden bittiğini gördüm. Şimdi nasıl yürüyeceğini göreceğiz. Filmimizin en önemli yeri, insan hayatının bütün inceliklerinin yok edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Saygının, sevginin, özgür düşünmenin yok edildiği bir dünyada hayatın şiirini yakalamaya çalışıyoruz. Bütün bunlar birbirinizi şefkatle öpmekten geçmiyor. Biz yaşamın insana yaraşır yanını dokuyacağız. Kare kare. Bu duygularla oynamanızı istiyorum. Hadi, şımarıktan alıyoruz. Hazır olun. Üzgün müydü? Değildi. Gerçekten değil. Bizim mutlu olacağımıza inanıyordu. Buna seviniyordu. Yaşadığımız şeylere layık bir hayat nasıl kurulur diye düşünüyordum. Yaşamı her gün kendi içinde yaratarak.
Her günü kendi içinde yaratarak. Bütün dünyayı sevgiyle kucaklayarak. Stop! Çok iyiydi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi bir sahne çekmek istiyorum. Ancak bu çekim için elimizde ne yazık ki yeterli malzeme yok. Ama siz isterseniz başarabilirsiniz. Çok az ray ve panomuz var. Oysa ben 50 metrelik kaydırmayla kesintisiz bir plan çekmek istiyorum. En önemlisi de bu çekimi tekrarlayamayız. Bir seferde çekmek zorundayız. Yani hata yapma hakkımız yok. Tamam mı arkadaşlar? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız! Serişme. Kadın neden giyinik? Bu manyak herif kendisi böyle giyinik mi yapıyormuş? Evet. Işte? Daha sahnenin başı. Daha sonra soyacak galiba. Yok yok, bunun sonu belli. Dökün şunu be. Benim batışım. Tamam, tamam. Panik yok. Panik yok. Hadi panolar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Seviştireceksen fok yatağı, seviştirme birader. Ha. Haklısınız. İnsan koşulları zorlamamalı. Hı hı. Nedense bizim yönetmenler yapabilecekleriyle yetinmiyorlar, sonra da komik oluyorlar. Doğru. Kolay gelsin. Merhaba. Geçiyordum, bir uğrayayım dedim. Nasıl gidiyor? Fena değil.
Az önce ne diyordun sen? Koşulları konuşuyorduk. Şartları zorlamamak gerekir. Hmm. Yanlış anlamayın. Ben yerli yönetmenlerimizi her zaman destekledim. Çoğu kez beğenmediğim filmler için bile iyi şeyler yazdım. Aferin sana, pasta mı? Gelenekten de değil mi? Arkadaşlar, bu beyi hepiniz tanırsınız. Ülkemizin en önemli sinema kritiklerindendir. Bizi onurlandırdılar, ziyaretimize geldiler. Pastasıyla beraber. Hepiniz adına teşekkür ediyorum kendisine. Ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı siz? Barbarlık bu! Yazacağım bunu! Terbiyesiz herif! Küstah! Barbar! Yazacağım bunu! Yazacağım. Harikaydınız arkadaşlar! Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdi, el aldı aman aman. İçelim arkadaşlar. Hadi sağla, şerefe, hep beraber. Keşke sevmez olaydı. Gösterdiğiniz üstün çaba ve özveri için hayranlığımı belirtmek isterim. 10 günlük çalışmamız kaldı. Filmimizin asıl önemli sahneleri bundan sonra çekilecek ama sizler gibi bir ekibi olan yönetmenin yapamayacağı şey yoktur diye düşünüyorum. Hepinize minnettarım. Biz de sizi çok seviyoruz. Yağmur başladı arkadaşlar. Dışarı çıkıp hep beraber dans edelim. Yürüyün!
4 yıl evli kaldık seninle. Bu 4 yıl içinde seni kaç kere aldattığımı biliyor musun? Senaryodaki kadının davranışlarından çok etkilendim. Zaten ayrılmış olduğumuz için hiçbir şeyin önemi yok. Ben de dürüst olmaya karar verdim. Özgür, yalansız, dolansız. Bunun için önce geçmişteki çirkinliklerin yükünden kurtulayım dedim. Seni kimlerle aldattığımı anlatmamı ister misin? Doğru olamaz bunlar! Atıyorsun! Kıskançlıktan çıldırıyorsun! Ha? Bırak beni! İster inan, ister inanma, ben günah çıkarıyorum! Gebertirim lan seni! Nedenmiş o? Sen 4 yıldır eline geçirdiğini hallederken ben seni gebertmedim! Aynı şey mi lan? Gerizekalı! Kıskançlıktan kuduruyorsun! Sen öyle san! Söyle bakalım kimmiş? Söylemem! Git başımdan sapık! Hepsi uydurma bunların değil mi? Dokunma bana! Doğru mu lan? Doğru mu lan? Yetişin! Yetişin! Koşun çabuk! Öldürecek onu! Öldürecek diyorum! Duymuyor musunuz? Koşun! Yetişin çabuk! Yetişin! Seviyorum ben seni.